Evet, Yeşilli Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederim. Herhangi bir mengesi. Burak olmuş bugün. Çok kıymetli misafirle, hanımefendiler, beyefendiler. Önce Tekin ve Korkmaz aileler adına, sonra da şahsım ve kurumum adına hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Başkanım bizi bağışlar mısın? Yani aslında sizin yapmanız lazım, sizin yanınızda bizim. Gençler, genç çiftler bize müracaatla evlenme talebinde bulunmuşlar. Bizler de gereken evlat incelemesi sonucu evlenmelerinde bir engelin olmadığı görülmüş. O zaman bize de başkanım ne düşer bunları? Evlenmek düşer. Doğru mu başkanım? Önce kendilerinden başlayarak adını soyadın. Çok teşekkür ederim. Damat Bey. Ahmet Korkmaz. Çok teşekkür ederim. Şahitlerimizi de tanıyalım. Kerem Özgüler. Başkanım da tanıyor. Evet, Mehmet Kovu. Evet, hoş geldin. Doğru söylüyorsun. Evet. Kendilerine soralım. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, Kazım oğlu Ahmet Korkmaz'ı eşi olarak kabul ediyor musun? Evet. Çok teşekkür ederim. Yavaş olun değil mi başkanım? Böyle ses olmaz başkanım. Doğru söylesiniz. Evet, bir daha duyalım isterseniz başkanım. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, Ahmet Korkmaz, Sümer Tekin'i, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, hiç kimsenin tesir altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Kocaman bir eleştire. Tabii Ahmet, biliyor musun, çok eski bir şey. Onu da söyleyelim de. Çok iyi. Ahmet, başkanım, Ahmet benim oğlumun çok iyi arkadaşı, ben biliyorum konuyu. Ondan sonra Allah hayırlı uğur versin diyelim de şimdi. Bir de yine şahitlerimize soralım. Siz de buna şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Biz bu büyük mutluluğa şahit oluyoruz. Evet, biz de medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak önce siz kıymetli misafirlerimizin şahitliğiyle, sonra da şahitlerimizin şahitliğiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin, Allah hayırlı devlet, hayırlı evlat nasip etsin, tamamını devam etsin inşallah diyor. Hayırlı olsun diyorum. Başkanım, inşallah etsin. Şimdi Thank you.
Evet, çok değerli misafirler. Başkanım tabii bize yeni bir şeyler, adet derletti, öyle diyelim. Çok teşekkür ederim. Bu kutsal emaneti gelin hanıma vermek için, bir de yüzüklerini takmak için başkanıma çok teşekkür ediyorum. Başkanım, özellikle siz bizim her zaman büyüğümüzsünüz. Sizden öğreneceğimiz çok şey var inşallah. Malatya'da sizden çok şey bekliyor. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olasın, var olasın. Başkan, ağzına sağlık. Bir tesadüf nasip oldu. Bir anda geldiğimde nikah akdinin yapıldığını hemen hissedince başkan buyur beraber gidelim. Bunlar nikah merasimine değil de tabii biz de kıyamamız mümkün değil. Hepiniz bugün işinizi gücünüzü ve aynanızı bıraktınız buraya geldiniz. Çünkü bunlar hayatta az olan aydınlarak uygulamalardı. Bu bizim örf adetimiz. Tabii örf adetimizle beraber manevi durumumuz. Efendimiz veda hutbesinde diyor ki kadın erkeğe emanettir diyor. Ve Fatıma anamız emanetle ehline verilmiştir. O da Cenab-ı Peygamber rehin olmuştur. Bunlar bizim için büyük bir nimettir. Bunları yad etmemiz, beraber olmamız ne mutlu bize, bunları yaşıyoruz bu aile birliğiyle. Tabii aile birliği kadın erkeğe emanet verirken kadının da yerine getirdiği beler var. Yaratandan aile bu ana babasından sonra beynin sevgisi ve saygısına layık olacak. Onu da ondan bekliyoruz kızımızdan. Bu birlik rastgele olmamalı.